Merhaba canlarım, Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir jelapone turşusu hazırlayacağız canlarım. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Yaklaşık 3 kilo jelapone biberim var canlarım, tertemiz yıkadığım 3-4 suyla. Doğrarken de mutlaka ellerinize eldiven geçirin çünkü biberlerimiz çok acı olduğu için elleriniz her an yanabilir. Şimdi ilk önce biberlerimi şöyle halka halka bir doğrayalım. Arkadaşlar bilginiz olsun, bu turşumuz bayağı bir acı oluyor. Eğer fazla acıyı yiyemeyenler varsa doğradıktan sonra da biberlerimizi tekrardan 2-3 suyla yıkarsanız en azından o fazla acısını almış olursunuz. Biz acı sevdiğimiz için ben yıkamayacağım. Direkt bu şekil kavanozlarımı hemen dolduracağım. Gördüğünüz gibi sevgili takipçilerim, biberlerimin tamamını doğradım. Burada da iki baş sarımsağım vardı. Onları da soyup şöyle 3-4 parçaya ayırdım canlarım. Şimdi sarımsağımızı doğramış olduğum biberlerimin üzerine boşalttım. İyice bir harmanlayalım ki biberlerimiz de bütün kavanozlarımızın içine eşit bir şekilde girsin canlarım. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi kavanozlarımıza biberlerimizi dolduralım. Birer kiloluk kavanoz kullanacağım. Kavanozumuza biberlerimizi doldururken de şöyle hafif hafif şöyle kenara alayım bir kavanozumu. Hafif hafif bastıralım ki biraz fazla girsin biberlerimiz kavanozumuza. Bakın şöyle ezmeden hafif hafif bastırıyorum biberlerin üzerine. Acı seven sevgili takipçilerim mutlaka bu tarifimi sizler de deneyin. Bakın şöyle bir tanesinin tamamını doldurdum. Şimdi diğer kavanozuma geçtim. Biberlerimin tamamını kavanozlarıma güzelce doldurdum canlarım. Şöyle 5 kavanoz turşumuz çıktı. Birer kiloluk. Şöyle aradan da ufak bir tane arttı. Bunu da şöyle küçük bir kavanozuma doldurdum. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi koyalım. Her bir kavanozuma bir yemek kaşığı kaya tuzu. İki tane şöyle küp şekerimi yine aynı şekilde her bir kavanozuma iki küp şeker. Evet, şimdi sıra geldi zeytinyağımızı eklemeye. Çay bardağıyla şöyle yarım. Yine aynı şekilde her bir kavanozuna yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyorum canlarım.
Evet, zeytinyağımı da ekledikten sonra şimdi sıra geldi üzüm sirkemizi. Elimdeki çay bardağıyla şöyle bir çay bardağı dolusu her bir kavanozuma üzüm sirkemi de boşaltıyorum. Sirkeden sonra artık sıra geldi suyumuza. Kullandığım suyumuz, arıtmanın suyu canlarım. Artık kavanozların tamamını suyla dolduruyoruz. Evet canlarım, şimdi sıra geldi kavanozlarımızı güzelce kapatmaya. Bakın bu şekil beklerken bir saat sonra da şöyle kavanozlarımızı ters çevirelim ki sarımsağımız, sirkemiz güzelce turşumuzun her tarafına gelecek şekilde beklesin canlarım. Gördüğünüz gibi canlarım, sizlerle beraber jelatine turşumuzu kış için hazırladık. Yaklaşık bir 15 gün kadar bekledikten sonra turşumuzu açıp yiyebiliriz. Bakın çok da güzel oldu. Şöyle arada tezgahımız üzerinde şöyle ileri geri yaparsanız çok güzel olur. Artık sizlere de veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.